Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ammabat. Kardeşler önceki dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve davetinde Abdülmuttalip zamanındaki iki önemli hadiseden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi kaybolan zemzem kuyusunun yeniden ortaya çıkarılması. İkincisi ise fil hadisesinin yaşanması ve fil hadisesinden çıkaracağımız derslerden bahsetmiştik. İnşallah bu dersimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan bahsedeceğiz. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi ile alakalı hatırlıyorsanız biz demiştik ki Haşim oğullarının koluna mensuptur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve İsmail aleyhisselama kadar dayandığını İsmail aleyhisselamdan İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve sonrasındaki Kısımda ise ihtilaf olduğunu yani isimlerde ihtilaf olduğunu ama Adem aleyhisselama kadar olan zinciri anlatmıştık önceki derslerimizde. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle alakalı bir şey söyleyecek olursak aleyhissalatü vesselamın nesebi, soyu şerefli bir soydu, şerefli bir nesepti. Bunu nereden anlıyoruz? İmam Buhari Heraklius'la Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmayı aktarıyor. Ebu Sufyan Heraklius da konuşurken Heraklius ona bazı sorular soruyor. O sorulardan bir tanesi şu. Diyor ki Heraklius Keyfe nesebuhu fikum Sizin aranızda onun nesebi nasıldır diyor. Heraklius bu soruya şöyle cevap veriyor. Diyor ki Huve fina zu Bizim aramızda nesep sahibi birisidir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi konuşmanın sonlarında en sonunda Heraklius şu cümleleri kullanıyor. Diyor ki sana Muhammed'in nesebini sordum. Sen o soylu birisidir dedin. Nesep sahibi birisidir dedin. Ve peygamberler de böyledir. Onlar da kavimlerinin nesebi ile gönderilirler. Kavimlerinin nesebi ile gönderilirler dedi Heraklius. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler niçin soyludur? Niçin şeref sahibidir? Niçin işte soyu şereflidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olduğu toplumda diğer peygamberler gibi toplumun içerisinden gelmiştir. Ve kardeşler bunun bir takım hikmetleri vardır. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde E aleyhissalatu vesselamı dinlemeleri, aleyhissalatu vesselamın davetine icabet etmelerin ana faktörlerinden bir tanesi içlerinden olmasıdır ve şeref sahibi olmasıdır. Nesep sahibi olmasıdır. Hatırlıyorsanız şöyle siyerin geneline baktığınızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bir tane toz bile konduramayacakları bir durum vardı. Niye? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem yetiştiği ortam, geldiği soy, yetişmiş üzere olduğu ahlak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı onlar hiçbir şekilde aleyhissalatu vesselama bir şey diyemiyorlardı ve Dikkat edilirse burada Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebiyle alakalı da bir şey diyemiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onların içerisinden en şerefli soydan gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam onların içerisinden bir zat, onların içerisinden saygı duyulan bir zattı. Şimdi buradan kardeşler şunu anlamalıyız. Aslında şu bir çıkarım yapacak olursak davet yapıldığında kendi halkından bilinen bir kimsenin davet yapmasıyla bilinmeyen bir kimsenin yapması arasında dağlar kadar fark var. Yani biz davette güven istiyorsak, insanların itimadını istiyorsak, insanların kulak asmasını istiyorsak, bu davete icabet etmesini istiyorsak öncelikle bir toplumun içerisinden çıkmış davetçilerin olması gerekir. Yani şöyle düşünün. Bir köydesiniz. Bir şehirdesiniz ve herhangi bir bölgedesiniz fark etmez. O bölgede yetişmiş olan bir insanın davet yapmasıyla dışarıdan bir insanın gelip orada davet yapması arasında dağlar kadar fark var. Yani ithal davet hiçbir zaman etkili olmaz. Yani siz buraya buradan kalktınız diyelim ki Konya'dan kalktınız Doğu e, bir toplumuna gittiniz. Sizi tanımıyorlar. Sizin tanınırlığınız uzun müddet alacaktır. Bu adam kimdir? Bu adam necidir? Niçin buraya geldi? Veya şöyle düşünün siz Türkiye'den kalktınız, farklı dilleri öğrendiniz, Arap toplumuna gittiniz, Arapça davet yapıyorsunuz. Avrupa'ya gittiniz, işte Almanya'ya gittiniz, Almanca davet yapıyorsunuz. Veya İngiltere'ye gittiniz veya farklı yerlere gittiniz, siz İngilizce davet yapıyorsunuz. Siz dışarıdan geldiğiniz için o toplumun içerisinde yetişmediğiniz için sözünüzün ağırlığı veya sözünüzün etkisi daha doğru bir ifadeyle daha az olacaktır. Ama bir toplumun içerisinde yetişmiş e, birisiyseniz o orada o muhitte siz davet yapıyorsanız bunun etkisi daha fazladır. Birisi sizinle alakalı bu adamın nereden geldiği belli değil dediği zaman öbür kişiler diyecek ki hayır kardeşim biz bunun çocukluğunu biliyoruz. Bizim elimizde yetişti diyecek büyükler. Veya diyecekler ki işte şunun 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 soyundan geliyor bizim mahallenin çocuğu, bizim bölgenin çocuğu diyeceklerdir. O yüzden bunun çok yani bizim açımızdan çok büyük önem önemi var kardeşler. Eğer aileniz biliniyorsa, nesebiniz biliniyorsa, çevreniz biliniyorsa, hangi ortamda yetiştiğiniz biliniyorsa davette nedir? Davette güven insanlara aşılamış olur. Şimdi Abdülmuttalip'ten bahsediyorduk hatırlıyorsanız. Abdülmuttalip döneminden. Abdülmuttalip Abdülmuttalip'in çocuklarından bir, ta bir tane çocuğu vardı o zaman. Hatırlıyorsanız zemzem kuyusunu anlatırken Zemzem kuyusunda ne olmuştu? Aralarında ihtilaf çıkmıştı. Sonra şöyle bir adak adamıştı Abdülmuttalip. Onlar şimdi sen bir tane çocuğuna mı güveniyorsun? Yani harise mi güveniyorsun? Ee, diye söylediğinde orada e, böyle içli içli adak adamıştı. Demişti ki benim 10 tane çocuğum olursa ya Rabbi bir tanesini kurban edeceğim dedi. Tabi zaman ilerledikten sonra tarih kaynaklarına göre bir 30 yıl sonra Abdülmuttalip'in tam 10 tane çocuğu oluyor. Bunlardan 8. sırada olan Abdullah. Tabi e, bunlar büyüyünce gençlik çağına da gelince Abdülmuttalip e, bu adanı yerine getirmek istiyor. Ve her birine her birinin önüne e, ok koyuyor. E, Kabe'de e, Hubel putunun önünde Hubel putunun hizmetçisine e, gidiyor. Onlar da her çocuğuyla alakalı bir tane ok koyuyor. Şimdi hangisini kurban edecek acaba? Bunlardan hangisini kurban edecek? Şimdi bu Hubel Putu'nun hizmetçisi de çekiyor. İlk çekişte Abdullah'a çıkıyor. Abdullah'a alıyor. Abdülmuttalip kendi oğlu. Alıyor götürüyor. Götürürken tabii dayıları, mahzum oğullarından dayıları, ondan sonra kendi kardeşi yani Abdullah'ın kendi kardeşi Ebu Talip buna karşı çıkıyor. Yani ey baba bu bizim kardeşimizdir bizim soyumuzdandır, bunu kurban etmeye farklı bir şey yap diye. Tamam diyor, nasıl, ne yapayım o zaman diyor. Ben Allah Azze ve Celle'ye bir adak adadım ve bunlardan sizden birinizi kurban etmem gerekirdi ki burada da Abdullah kurbanların arasından Abdullah çıktı. Onlar da bir fikir veriyorlar. Diyorlar ki kahine git. Kahin arasında yani kendilerince oyun oynuyorlar böyle. kahine gidersin. Bir tarafa develeri koyarsın. 10 tane deveyi bir tarafa da Abdullah'ı koyarsın diye söylüyorlar. Kahine gidiyorlar. Kahin diyor ki bir ok 10 tane deveyi gösterecek. Bir tane ok Abdullah'ı gösterecek diyor. Her deve çıkışta senin işte her Abdullah çıktığında senin 10 tane deve kurban etmen gerekir diyorlar. Yani ikisinden birini kurban edecek. Ya deve ya Abdullah. Abdullah çıkarsa sen bir daha şansını denersin diyorlar yani. Şimdi bir çekiyorlar. Abdullah çıkıyor. İki çekiyorlar. Abdullah çıkıyor. Üç, dört, beş, ona kadar Abdullah çıkıyor. Bu ne demek? On çarpı on, yüz deve etmesi demek. On birincisinde artık deveye gelince ok, kahinin çektiği ok. Oradan sonra Abdul Abdülmuttalip kurban olarak yüz tane deve kesiyor. Zaten Araplarda da artık bir kişinin diyeti olaraktan yüz deve olarak adet olarak kalması İslam fıkhına göre de, bazı mezheplere göre de yüz deve olarak kabul edilmesi de bundan dolayıdır. İslam'a da bu şekilde e, gelmiştir. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadise diyor ki, ben iki tane kurbanın oğluyum diyor. Kimi kastediyor? Biri Abdullah, biri İsmail aleyhisselam. İki tane kurbanın oğluyum diye söylüyor. Şimdi Abdullah e, büyüyor tabii. E, büyüdükten sonra genç, yakışıklı, güzel, sevimli bir kişi. Abdülmuttalip oğluna çok değer veriyordu ve onu şerefli soy sahibi biriyle evlendirmek istedi. Vehbin kızı Amine ile evlendirdi onu. Abdullah bir rivayete göre hurma almak için, bir rivayete göre de ticaret ticaret maksatını Şam taraflarına gidiyor 25 yaşlarında. Abdullah o sefer esnasındayken vefat ediyor. Vefat ediyor. Tabi o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Amine'nin karnında yani Amine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gebeyken Abdullah vefat ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babası Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmeden yetim kalıyor. Tabi Abdullah geriye 5 tane koyun işte 5 tane deve biraz koyun bir, bir de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dadısı olacak Ümmü Eymen Süveybe'yi bırakıyor geriye. Ve sonrasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre sonra dünyaya geliyor. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği tarih ne? Bazı rivayetlerde Rebiül Evvel ayının 12. gecesi yani 571 miladi Rebiül Evvel 12 diyorlar. Bazısı yine 571 Rebiül Evvel 9. gece diyorlar. Bazısı da 570 diyor. Allah en doğrusunu bilir. Yani 570 veya 571 yılında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde dünyada hangi hadiseler gerçekleşiyor? Şimdi rivayetlere baktığımızda siyer kaynakların çoğu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla beraber birçok hadisenin olduğunu aktarıyorlar. Mesela Kisra'nın 14 tane sütununun yıkıldığını, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece 14 tane sütununun yıkıldığını söylüyor. Başka kaynaklarda mecusilerin bin yıldır sönmeyen ateşinin söndüğü rivayet ediliyor. Yine Save Gölü kuruyor o gece. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece hiç kaymayan bir yıldız kayıyor ve Yahudiler de bu yıldız kaydıysa bugün son peygamber doğmuştur diye söylüyorlar. Peki bunların hepsi doğru mu? Hiçbiri doğru değil. Hepsi uydurma olan rivayetler. Bu saymış olduğumuz işte Save Gölü'nün kurulması, yıldızın kayması, Kisra'nın 14 sütununun yıkılması veya mecusilerin ateşinin sönmesi bu sahih kaynakların hiçbirisinde yer almıyor. Bunların hepsinin uydurma olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hiçbirisi sabit değil kardeşler. Peki hangisi sabit? Yani bir tane sabit rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü seninle beraber ee, seninle ilgili gelişmelerin başlangıcı nasıl oldu? Yani senle beraber neler oldu dünyada diyor sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ben İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Ve annem de kendisi rüyasında kendisinden bir nur Şam taraflarını aydınlattığını görmüştür diyor. Bu da rüyasında görüyor kardeşler. Şimdi tek rivayet bu. İbrahim'in duası ne? İbrahim'in duası şu. Kur'an-ı Kerim'deki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumu al kitabe vel hikmete inneke entel hakim. Rabbimiz onların içerisinden senin ayetlerini okuyan onları arındıran onlara kitabı öğreten bir Resul gönder şüphesiz ki sen aziz ve hakim olansın dedi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın duasından bahsederken. Yine İsa'nın müjdesiyim dedi. İsa'nın müjdesi de Saf suresindeki يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ Ahmet. Yani benden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberin müjdeleyici isim diye İsa Aleyhisselam'ın müjdesini söyledi. Peki rüya ne? Rüyada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in annesinin kendisini rüyasında kendisinden bir nur çıktığını ve Şam taraflarını aydınlattığını söyleniyor. Tabi alimler bu aydınlatma ile alakalı, bunun bu nurun ne olduğu ile alakalı şöyle söylemişlerdir. Mesela İbn Recep el Hambeli diyor ki bu nur diyor annesinin onu onu doğurması esnasında oluşan bir nurdur diyor. Ve Şam tarafını aydınlatması bazı alimler de diyor ki İslam daveti o bölgede yayılacağı için işte Filistin, Ürdün ve Şam yani o topraklar, Suriye toprakları, burası Şam toprakları. Bu topraklarda davetin artık e, müstakim olacağını, yerleşeceğinden ötürü ne yapmıştır? E, rüyasında bunu görmüştür diye bazı müfessirler de bunu söylüyor. Zaten bu e, bazı ayetlere dayanıyorlar. Diyorlar ki: min Allahi nurun ve kitabun mubin." Rabbinizden size apaçık açık bir kitap ve nur geldi diye bu ayeti de istidlal etmişlerdir. Allahu Alem. Ama şunu biliyoruz biz. En e, aleyhissalatü vesselamın doğumunda gerçekleşen en net müjde budur. Yani İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesi. Bir de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin rüyasında kendisinden bir nur çıkıp Şam taraflarını aydınlatması diye e, söyleyebiliriz. Peki şöyle bir soru soralım. Dedi ki bu rivayetler uydurma. Tamam. bunlardan bir tanesi de sahihtir dedik. Bunlardan bir tanesi sahih. Diğerlerin hepsi uydurma olduğunu söyledik. Peki bu rivayetleri niye uydurmuşlar kardeşler? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kadar söylemesine rağmen, ümmetini sakındırmasına rağmen, men kezibe aleyye muteammiden fel yetebevu meka'dahu minen nar. Kim benim üzerime yalan söylerse o ateşteki oturağını hazırlasın demesine rağmen aleyhissalatü vesselam niçin bu rivayetleri uydurmuşlar? Bunun Temel sebeplerinden bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yüceltme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takdis etme düşüncesidir. Halbuki yani şu bize yetmiyor mu? Alemlerin Rabbi olan Allah, ben seni alemlerin alemlere rahmet olarak gönderdik diye Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye buyuruyor Allah azze ve celle. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için söylemiş. Aleyhissalatü Vesselam'ın Hatemun Nebiyyin olduğunu söylemiştir. Peygamberlerin sonucusu olduğunu söylemiştir. Peygambere şefaat hakkı verilmiştir. Ve diğer peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi demiştir. Bu kadar imtiyaz tanınmışken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, bu kadar güzellikler verilmişken, bu kadar fazilet verilmişken ki orada bütün peygamberlere karşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin çokluğuyla övünecektir. Diğer peygamberler dahi şefaatçi işte arayacaklar ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi şefaat edecektir. Bunların olmasına rağmen insanlar niye buna tevessül ediyorlar? Biraz da bakıyorlar İsa aleyhisselam işte bebekken konuşmuş. Musa aleyhisselam Nil nehrine salınmış sepetteyken. Şimdi böyle hadiseleri görünce olağanüstü olan harikulade hadiseleri görünce sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Aleyhisselatu Vesselam'a verilen harikulade hadise yokmuş gibi bir de bunları veriyorlar. Ki Aleyhissalatü Vesselam'ın sireti baştan sona harikuladeliklerle dolu. Yani saysak, say say bitiremeyiz. Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize verilmiş kendisine ama gel gelelim insanlar bununla yetinmiyorlar. Yani insanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla, Resulün sünnetiyle yetinmemeye başladıkları zaman o zaman dinin içerisinde bidatlar yerleştirmeye başlıyorlar zikirle yetinmiyorlar. Bu sefer sessiz zikir, koro halinde zikir koymaya başlıyorlar. Veya namazla yetinmiyorlar, başka bir şeyler koymaya başlıyorlar. Oruçla yetinmiyorlar, başka bir şeyler koymaya başlıyorlar. Bakın bidatın temel şeyine bakın, mantığına bakın. Din ile yetinmeme var. Allah Azze ve Celle'nin verdiğiyle yetinmeme var. Sürekli üzerine bir şeyler ekleniyor. Allah bu kitabı tamamlamış. İnsanın neyle yetineceğini de en iyi bilen insanı bilendir ve Allah azze ve celle bunu vermesine rağmen niye bunun içerisine bir şeyler dolduruyorsunuz? Yani bu aslında bir nebi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi aşırı yüceltmeci bir mantıktan ileri geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir keresinde bir uçak yolculuğundaydım. Meşhur bir sinema sanatçılarından bir tanesi yanıma oturmuştu. Neyse ben ders çalışıyordum. Notlarımı alıyorum. Baktı, baktı böyle ben dedim herhalde benimle konuşacak. Ben defteri kapattım. Neyse tanıştı. Sonrasında iş şeye gitti. Biliyorsunuz sinemada tasavvufçular çok. Adam oradan bahsetti, buradan bahsetti falan. Sonra konu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Aleyhissalatü vesselamla alakalı baktım çok yüceltmeci bir şeyler söylüyor. Yani Aleyhissalatü vesselamın yasakladığı şekilde söyleyince ben de dedim yani buna gerek yok dedim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de, Resulü sünnetinde beni Aleyhisselatü Vesselam mesela sünnetinde beni diğer peygamberlere faziletli kılmayın diyor. Beni Meryem oğlu İsa'yı aşırı yücelttikleri gibi yüceltmeyin diye söylüyor diye bu söyledim. Sonra adam dedi ki ya dedi hocam dedi ne var ki dedi yani şu yani mesela rivayet var. Ke, la ke, la halaktu leflak. Sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yaratmazdım rivayetini getirdi. Uydurma bir rivayet. Yani hiçbir kaynakta yok. Yani bütün alemleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine yarattığını söyledi. Ben de dedim ki abi dedim bu kaynak zayıf. Ya kabul etsek ne olur diyor. Veya diyor Ebu Bekir radıyallahu anh onu da ben aslında ona ekledim. Yani söyledim. Dedim ki bunun gibi mesela siz şunu düşünebiliyor musunuz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dua etmiş. Ya Rabbi benim vücudumu o kadar genişlet ki bütün cehennemi doldursun. İçerisine hiçbir insan girmesin. Yani Ebu Cehil bile girmesin. Firavun bile girmesin tabiri caizse. Yani Ebu Bekir'in Allah'ın razı olmadığı birinden razı olması beklenebilir mi? Allah razı olmamış Firavun'dan. Allah razı olmamış Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den ve müstekbirlerden. Ebu Bekir nasıl bu sözü söylesin? Bunu söylediğimde ya hocam kabul etsek ne olur ki diyor. Yani peygamber işte alemlere, alemler peygamber için yaratıldı falan. Yani insanlarda böyle böyle bir aşağılanma psikolojisi var. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kutlanıyor. E biz de mevlidi uyduralım. Mevlidi getirelim diye söylüyorlar. Yani veya işte anne babasıyla alakalı olan rivayetler. Mesela anne annesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhissalatü vesselam bunlara Müslüman hükmü vermemiştir. Babasına Müslüman hükmü vermemiştir. İmam Müslim rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü benim babam nerededir dedi. O dedi ki ateştedir. Adam döndü üzüldü gitti. Rivayet aynen bu şekilde. Aleyhissalatü vesselam onu çağırdı. Dedi ki benim babam da, senin baban da ateştedir dedi. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü tevhidin hakikatleri yani İbrahim'in İbrahim'i kalıntılar olmasına rağmen Risalet gelsin gelmesin. Orada onlar ne yaptılar? Allah'ın dininden, tevhidinden yüz çevirdiler ve Allah Azze ve Celle'ye ortak koştular. Ve yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annesi için dedi ki ben annem için istiğfar talebinde bulundum Rabbimden izin verilmedi. Ama mezar ziyareti için izin verildi. İstiğfar kimin için? Dilenmez. Müşrikler için dilenmez. Yani e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela amcası Ebu Talib, Yani iman etmediğine dair siyer kaynaklar rivayet ediyor. Yani bizim tarihçiler e, böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sanki bir eksiklikmiş gibi. Yani e, annesi babası Müslüman olmasa ne olur? Dedesi Müslüman olmasa ne olur? Amcası Müslüman olmasa ne olur? Diyecekleri yerde annesine ve babasına Müslüman diyorlar. Dedesine Müslüman diyorlar neredeyse. Ebu Talib'e de ya Ebu Talib cehennemde midir, cennette midir belli değil. Kıyamet günü belli olacak. Böyle saçma sapan ortaya şeyler, fikirler atıyorlar. Yani ap açık belli. Dalalet üzere ölmüş açık rivayetler olmasına rağmen Ebu Talib işte Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin diye söylüyor. Git dalaletteki baban ölmüştür, amcan ölmüştür diye söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. bu Talib için bunu söylüyor. Ama insanlarda sürekli bir aşağılık kompleksi, aşağılanma hissi var ve bununla beraber bir refleks gösteriyorlar. Bakıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutluyorlar. E hadi o zaman biz de mevlit diye bir şey çıkaralım. Noel İsa Aleyhisselam'ın doğum günü ya. Öyle kutluyorlar insanlar. E biz de buna karşılık bir mevlit yapalım. Yani çarşı pazar her yerde mevlit zamanında sözde adamlar mevlit kutlamaları yapıyorlar ve Mevlidle alakalı metinler yazıyorlar. Mesela bu ne zaman ilk başta kutlanmış? Tarihi kaynaklarına gittiğiniz zaman Şii Fatimi Devleti zamanında ilk etapta devlet kademesinde kutlandığını görürsünüz kardeşler. Şiiler tarafından ortaya çıkarılmış bir şey. Sonrasında sonrasında daha artık müesses bir şekilde, düzenli bir şekilde 3. Murat zamanında, Osmanlı zamanında artık tamamen halkın içerisine yerleşmiş bir vaziyete geliyor. Türkler Türkçe mevlitler yazıyor. Kürtler Türkçe mevlit yazıyor. Bir sürü mevlit var. İçerisine bakın bidat dolu, takdis dolu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yav vesselam diyor ki beni hiçbir peygambere fazilette kılmayın. Beni İsa'nın İsa'yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi beni de övmeyin demesine rağmen yani maalesef ehli kitabı bu konuda ne yapmışlardır? Toplum taklit etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ya. Benden öncekilere karış karış Zira zira tabi olacaksınız. Onlar kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Onlar kim Allah ey Allah'ın Resulü? Onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Başka kim olacak dedi. Yani insanların normalde aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde ben ancak bir beşerim diyor. Bana sadece ilahınız bir tek ilah olduğu vahiy oluyor diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ama gelin görün ki insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i aşırı bir şekilde yüceltmeye başlıyorlar. Bundan da sakınmak gerekir. Peki burada aslında sorulması gereken şey şu. Yani bunu yapan insanlara ya peygamber bunun için mi geldi? Peygamber niçin geldi? Tek bir soru sorun. Peygamberlerin gönderiliş amacı ne? Tevhid. Adam tevhidden bir haber. Peygamberin yıkmakla gelmiş olduğu davetten bir haber. Yıkmakla gelmiş olduğu şirkten bir haber. Boğazına kadar şirke batmış. Adam bir bakıyorsunuz ki mevlüt kutlamalarında, mevlüt mesajları, mevlütte en ön pozisyonda duruyorlar. Mevlütü yani o kadar bir şekilde abartıyorlar ki. E sorsanız peygamberlerin davetini, yani peygamberin daveti ayrı bir vadide. Bunların yapmış olduğu kendi pozisyonları apayrı bir vadide. Ve maalesef Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu ya şu soruyu sormak lazım. Madem o kadar akıllısınız şu soruyu sorun tek bir şekilde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğum gününü kutladı mı? Yok. Sahabe kutladı mı? Yok. Selef kutladı mı? Yok. Bak ta Fatimilerden bahsediyorum ha kardeşler. Şiilerden ümmetin başına bela olan, ümmetin Yahudileri, Şialardan Rafizilerden bahsediyorum. Onların çıkardığı bir bidat. Ve siz de bunlara karış karış tabi oluyorsunuz. Yahu bu faziletli bir şey olsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kutlamaz mı? bu faziletli bir şey olsa veya diğerlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam ve diğer peygamberlerin hiç doğum günlerini kutlamış mı? Mevlid demişler mi buna? Veya sahabeler böyle bir şeye girişmişler mi? Böyle bir şey bir tane eser bulamazsınız kardeşler. Kırıntı bir, bir şey bulamazsınız bile. Yani sonradan çıkarmışlar ve sonrasında da bunu müesses hale getirmişler. Artık düzenli bir hale getirmişler ve bunun faziletli olduğuna inanıyorlar. Eğer bu faziletli bir şeyse bir din adına yapılıyorsa ki bu bidat bidat sahibi de nedir bundan dolayı ateşe girecektir. Peygamberlerin gönderiliş amacıyla alakalı hiçbir e, zerre-i miskal ne bilgileri var ne de amelleri var. Amellerinde de bir şey yok ama iş şeye gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem edebiyatına gelince, mevlid edebiyatına gelince işte e, bununla alakalı e, yapılanlara gelince mangalda maalesef kül bırakmıyorlar. Son olarak kardeşler dersi şeyle bitirelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ismi. Aleyhissalatü vesselam tabi Amine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi dünyaya getiriyor. Abdülmuttalip torunu olduğu için çok seviniyor. Ve onun ismini Muhammed koyuyor. Muhammed koyuyor. Yani övgüye değer, övülen, güzellikleri, iyilikleri kendisinde toplayan kişi anlamına gelen Muhammed koyuyor. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki benim isimlerim vardır. Beş tane isim sayıyor orada. İnneli esma a. diyor. Benim isimlerim vardır. Beş tane isim sayıyor. Ben Muhammed'im diyor. Ben Ahmet'im diyor. Ahmet ne demek? Çokça öven veya çokça övülen anlamına geliyor. Yakın anlamda. Aynı benzer anlamlara geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle. Sonra ne diyor? Sonra ben mahiyim. Enel mahiyim. اَلَّذ۪ي يَمْحُ اللّٰهُ بِيَ küfr. Yani ben mahim, silenim, yok edenim, Allah benimle küfrü yok eder diye söylüyor. Üç. Ve ben haşirim. İnsanların önünde nedir? İnsanlar benim peşimde olacaklardır. insanlar. Benim peşime olacaklardır. Bir de ben akibim, sonuncuyum diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Bunu da söyleyelim. İnşallah bir sonraki dersimizde aleyhissalatü vesselamın çocukluğundan sonrasında e, çocukluğunda yaşadığı bir takım önemli hadiselerden bahsetmiş olalım. Vahiru davana enilhamdülillahi Rabbi